Arkadaşlar, Mimar Hobi Dünyası kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle yeni bir genel durum videosu paylaşmak istiyorum. Bazı önemli bilgiler var arkadaşlar, bazı önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktarayım. Fakat videomuza geçmeden önce şöyle önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube'da sorularınıza anında cevap veren, abonemiz olsun veya olmasın, titizlikle arkadaşlar en kısa sürede cevap vermeye çalışan belki de birkaç kanaldan bir tanesiyim. Arkadaşlar, sizden istirhamım, ilgili videoyu bulduktan sonra öncelikle izlemeniz, daha sonra varsa anlamadığınız bir sorularınızı sormanız. Çünkü videonun başında görüp altına yorum yapmak hiçbir katkı sağlamıyor bize. Dolayısıyla öncelikle videoyu izleyin, anlamazsanız bize sorun arkadaşlar. Sizden bu istirhamım. Yani videoyla alakalı, videonun içeriğinden, videonun konusunu anlayıp o konuyla alakalı diyelim ki bir herhangi bir sıkıntı var kuşlarınızda. Hemen arkadaşlar soru sorup kısa yoldan cevabını o şekilde almak istiyorlar. Ben bir video 10 dakika sürüyor. 10 dakikada anlattığımı ben size orada bir cümleyle anlatamam yani. Eğer ki anlamadığınız noktalar varsa sorarsanız daha çok mutlu olurum. Bu da hem benim işimi kolaylaştırır çünkü gerçekten günde onlarca soru cevaplıyorum arkadaşlar. Hem Instagram'dan olsun hem YouTube'dan olsun. Bir de şöyle bir karar aldım. Artık bundan sonra arkadaşlar kesinlikle Instagram'dan soru cevaplamayacağım. Fotoğraf göndermek isteyen arkadaşlar varsa belki çok çok aşırı istisnalar hariç arkadaşlar. Belki ayda 2-3 soru cevaplayacağım. Instagram'dan artık soru cevaplamıyorum. Çünkü inanılmaz zamanımı almaya başladı. YouTube'dan yağmur gibi sorular geliyor. O soruları cevaplamaktan arkadaşlar Instagram'a zaten vakit ayıramıyorum. Zaten bunda sorusu olan arkadaşlar zaten bunu fark etmişlerdir Instagram'dan. Dolayısıyla arkadaşlar bu önemli hatırlatmamı şöyle kısaca yineleyecek olursak 199 tane video, bu videoyla beraber 199 tane video yüklemişim. Eminim ki arkadaşlar sizin ihtiyacınız olan o video kanalımda vardır. Öncelikle size zahmet izleyin. Daha sonra kafanıza herhangi bir konu takılırsa ondan sonra aynı videonun altına arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizden bunu rica ediyorum. Öbür türlü videonun başlığını görüp hemen altına soru yazmak ne bana ne de size bir katkı sağlamaz. Çünkü videoyu izleyerek arkadaşlar daha rahat, daha güzel anlayabilirsiniz. Mesela kursak mantarı kürü, iç parazit kürü arkadaşlar. Siz bunu videoda izleyerek anlayamadıysanız eğer ki dozunu, ben zaten yorumlarda kısmında hiç anlayamazsınız yani. Dolayısıyla sizden istirhamım, güzelce videoyu sonuna kadar sabırla izleyin. Varsa sorunuz arkadaşlar, ilgili videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben zaten en geç yarım saat içerisinde zaten dönüş yapıyorum. Şu ana kadar da cevaplamadığım herhangi bir soru yok. Yüzlerce belki binlerce soru soruldu şimdiye kadar kanalıma bir yıl boyunca. Dolayısıyla hepsini cevapladık arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz videomuza geçelim. Videomuzun konusuna geçelim arkadaşlar. Buradaki gelişme, biliyorsunuz 2 gün önceki videomda 3-4 güne kadar dişi kuşumuz yumurtlar demiştim arkadaşlar. 2-3 güne kal 3-4 güne kalmadı. Bugün itibariyle arkadaşlar az önce de notunu da yazdım şu şekilde. Bugün itibariyle kuşumuz ilk yumurtasını bırakmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, yani benim kuşum yumurtlamıyor, benim kuşum çiftleşmiyor. Yani kuşlar hazır değilse çiftleşmez arkadaşlar. Yani bu böyledir. Bu kaideyi siz değiştiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, dünyanın en kaliteli takviyelerini de verseniz, vitaminlerini de verseniz kuş çiftleşmez arkadaşlar. Kuş hazır değilse çiftleşmez. Kuşu önce hazırlayacaksınız. Ondan sonra eşe atacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar daha kısa sürede sonuç alırsınız. Sabredemiyorsanız hele hiç bu tarz acemiliklere ve aceleciliklere girmeyin. Dolayısıyla arkadaşlar sabırla kuşlarınızı hazırlayın ve daha sonra eşe atın. Biz bu kuşları arkadaşlar pet shop'ta biliyorsunuz eşlemiştik. Ben daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Pet shop'ta eşlemiştik. Bu diş erkeği öncelikle beğendim. Ayırdım ama arkadaşlar kendime bunu. Daha sonradan da kafeste duran en hareketli, en böyle aktif, en canlı dişileri sırayla atmaya başladık. Yüksek ihtimalle hatırladığım kadarıyla arkadaşlar 3. dişi de eş tutturduk. Orada yani erkeğimiz eşini erkek seçti arkadaşlar. Biz erkeği seçtirdik eşini. En uyumlu, en sıcak buradaki dişiye, yani şu an yanındaki dişiye ilgi gösterdi. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunları eşledik orada. Yaklaşık olarak 1 saat, 1,5 saat kadar, yani 2 saate yakın aynı kafeste durdular. Biz izledik, yani izledim kuşları arkadaşlar. Hani biz anlık belki anlaşma olabilir, daha sonra kavga etmesinler. Emin olduktan sonra arkadaşlar aldık, getirdik evimize. Zaten kuşumuz direkt yuvaya girdi. Biliyorsunuz öncelikle şu çift tane salmada geçici bir süre misafir ettik onları. Baktık yuva arıyor, yuvasına giriyor, çıkıyor, yuva kazıyor arkadaşlar. Daha sonra ne yaptık bunu? Aldık ilk sıradaki kafesimize koyduk. Bu kafesimizde kral vardı biliyorsunuz. Öldü. Eşi de burada arkadaşlar. Eşini de buraya bıraktık. Burada ne yapıyor bu? Yerde. Arkadaşlar bu dişiyle alakalı yeri gelmişken ya daha ne yapacağımı karar vermedim. Yavru alamadık kraldan. Kral da öldü ama şu an çok zor bir dişi gerçekten. Çok hırçın, çok baskın bir dişi. Yani ne yapabiliriz onu bilmiyorum açıkçası. Belki bir yere bir takım alabilirim.
veya yeniden bir eşleme yapabilirim. Bakalım nasip kısmet yani, onu ileriki günlerde planlayacağız. Arkadaşlar 23 itibariyle ilk yumurta geldi. İlk yumurta boş olsa da dolu olsa da hiç fark etmez bizim için. Biz kuşlarımızı eş tutturduk, çiftleştirdik. Bundan sonra artık devam eder. Sürekli çiftleşirler. İlk kuluçkası geçer, ikinci kuluçkası geçer. Sürekli bundan artık yavru olmaya devam ederiz. Erkeğimiz gerçekten mesela ben maşallah diyelim. Kafese yaklaşırken bile hemen yuvanın ağzına gelip dişisini koruyor. Bu da güzel bir gelişme arkadaşlar. Umut verici bir gelişme ilerisi için. Biz bunlardan güzel yavruları almaya, yumurtalar almaya devam ederiz. İlk yumurtalar boş olabilir, ilk kuluçkan tamamen boş olabilir. Sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuşumuz da zaten daha hala yumurta var altında. Bu demek değildir ki arkadaşlar, hani bu yumurtada kesilecek yumurtlama demek değildir bu. Demek ki yumurtlama devam edecek. Bakalım bir dişsin kuşumuz yumurtalarını. İlk kuluçkası bendeki. Yüksek ihtimal kendisinin de ilk kuluçkası. Çünkü genç bir dişi. İzleyeceğiz arkadaşlar. Yani burayı takip edeceğiz. Bundan sonrası için. Buradaki kafesimizde, yuvamızda neler oluyor bilmiyorum. Açmıyorum da. Yani yavrularda böyle sanki dişi annesinin onlara böyle biraz canını acıttığını sesleri duyuyorum. Arada sırada. Ama açmıyorum yuvalığı mümkün olduğu kadar. Yani tüyleri yolunmuş kuşlarımız var. Ama bu çok kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Zaten arkadaşlar şuradaki yavrular tamamen yeme düşene kadar buradaki dişi yavrularımı muhafaza edeceğim. Hemen sahiplendirmeyeceğim. Yani bu şu çift taneyi dolduracağız yani bu sefer Allah'ın izniyle. Ağzına kadar burası kuş dolacak. Yani tahminim mesela buradan 5 kuş gelmiş olsa, bir tanesi dediğim gibi grileşmiş yumurta. 5 kuş gelmiş olsa altıda burada var arkadaşlar 11 tane yavru inşallah burada bakacağız. O zamana kadar zaten bundan tüyleri de çok güzel bir şekilde gelir. Gerçekten içindesinde inanılmaz güzel renkte maşallah kuşlarımız var. Bugün arkadaşlar hiçbir takıma gördüğünüz gibi mama vermedim. Sadece yavru takıma mama verdim. Yumurtalı takım arkadaşlar yumurtadan yavru çıkana kadar mama vermiyorsunuz kesinlikle. Yani onlar zaten şu an yumurtlamaya başladılar. Suluktan kalsiyum takviyesi yapabilirsiniz. Kalamarı, mineral bloğu eksik etmeyin. Kuşunuz kalsiyumsuz kalmasın. Yumurtanın sayısı düşmesin arkadaşlar. Bunlar da size hemen çok kısa bu arada vereceğim bilgiler. Şöyle bir yavrulara bakacağım. Yavrular arkadaşlar genel itibariyle tüyleri iyi yani. Böyle bir haftaya kadar 10 güne kadar yeme düştükten sonra tüyler tekrardan yerine gelir yani. Dediğimiz gibi kanat başlarında yani şeyde omuza yakın kanat kısımlarında ve ense tüylerinde dişimizin yolması mevcut. O da dediğim sebebini zaten size söyledim arkadaşlar. Belirli sebepleri var. İz mineral eksikliği değil, vitamin eksikliği değil çünkü benim kuşlarımda öyle bir şey olma şansı yok. 5 takım kuşa ne kadar çok iyi baktığımı zaten bütün herkes biliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kuşun karakteri, bunların yavruları da yaptığı yavrulara bu şekilde davranıyor. Demek ki bu genetik bir durum. İnşallah yeni yavru, bizdeki yavrular da düzelir inşallah. Çünkü ayıracağım kuşlar var içinde. Burada da arkadaşlar yani bugün 19. gün. Yani gelirse bugün yavru bugün itibaren 1-2 gün içerisinde bekleyebiliriz. Bugün gelmesi 1-2 gün içerisinde kesinlikle geleceğini düşünüyorum. İlk yavrumuz. Burada arkadaşlar arkadaşlarımızdan bazıları inşallah kırmızı göz gelir demişlerdi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Burada tahmin etmek gerçekten çok zor. Neden? Gelir mi gelmez mi? Açıkçası emin değilim. Gelebilir, gelmeyebilir. Normal şartlarda arkadaşlar eğer ki siz iki beyaz yüzden işlediğiniz bir double faktör albinonuz varsa bununla işleyeceğiniz albino kırmızı dişiden arkadaşlar kesinlikle kırmızı göz gelmez. Ama sonuçta peynirin annesi albino, kırmızı göz albino. Zaten onu da işledik. Annesi de o. Babası siyah göz DF'ydi arkadaşlar. Dolayısıyla aslında peynirin kanında kırmızı göz de var. Annesi de zaten, eşi de zaten kırmızı göz. Burada arkadaşlar bir sürpriz çıkabilir bize. Yani burada kırmızı göz çıkarsa ben şaşırmayacağım. Bu ağızda. Bekleyeceğiz yani. Ama şu bir gerçekti. Yavruların tamamı beyaz olacak arkadaşlar. Başka alternatif kesinlikle yok. Öyle de bir durum söz konusu ama göz rengi konusunda dediğim gibi şu an bir şey kestirmek çok zor. Ama kırmızı göz gelse şaşırmam. İnşallah da gelir. Hatta erkek de olursa o kırmızı göz çok nadir bulunan, çok nadir çıkan kırmızı göz erkek albino arkadaşlar. Yani %1 bile değil çıkma durumu. Yani %1 belki. O yüzden gelirse de bizi çok mutlu eder. Arkadaşlar buradaki takımımızda burada genç arkadaşlar takılıyorlar.
Yani dediğim gibi güzel bir takım, güzel bir eşleme yaptığımı düşünüyorum burada. Yavrularımız da arkadaşlar burada çok güzel yavrular çıkacağına da eminim zaten. Kanalımı takip etmeye devam edin. Bu kuşların yavrularını hep beraber görelim. Çünkü bunlar yüksek ihtimal balkonda eşleyeceğim bunları. Balkonda bunlardan yavru alacağımı düşünüyorum. Dişimiz yavaş yavaş ergenliğini geçmek üzere yetişkinlik dönemine yaklaştı. Ekim'de doğduğunu düşünürsek Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayına geliyor. Yaklaşık olarak 5 aylık bir kuş. 5 aylık olmasa çok az kaldı. İnşallah arkadaşlar bunun yavrularını size çok güzel bir şekilde göstermeyi ümit ediyorum. Çok da merak ediyorum. İnşallah sağlıklı yavrularımıza bunları da almak nasip olur. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımı da beğenirseniz bana çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Kanalımızın büyümesi adına bunlar da önemli şeyler. İnşallah sizin de böyle sağlıklı güzel yavrularınız olur. İyi bakın, iyi görün arkadaşlar. Maşallah deyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.